Merhaba arkadaşlar. Kenan Ortay'ın birinci videosunu çekmiştik. Şimdi sizlerle birlikte ikinci videoyu çekiyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Destek sorusunda var. Destek sorusuna şimdi bir bakalım. Şu şekilde. G noktası burada ağırlık merkezi olduğunu söylemiş bize. G noktasının. Diyor ki şu ABC üçgeninde kesikliği olan yerden DE doğrusuyla üçgeni yukarıdan kesip attığımız zaman geriye şu kısım kalıyor. Şu kısım kaldığı zaman aslında biz yine aynı şekilde aslında işlemi birinci üçgen üzerinden götürmeye çalışacağız. Şurası DF arası 3 birim olduğu için yine 3 birimdir. G ağırlık merkezinden geçtiği için taban 2 eşit parça ayrıldı. Burada eşitlik aynı olmasın diye 3 tane atalım. Yine aynı şekilde 3 birimse şurası 3 birim. GF arası 4 birim olduğu için burası da 4 birim. 3-1-2 kuralı yani 312 kuralından dolayı şurasını 4 birim vermişse yukarısı 3 katıydı. O zaman şurası 12 yaptı. Aşağısı da 2 kattı. 4'ün 2 katından 8 yaptı. Sonra tek çizgiye 2 çizgi gelmiş. Tek çizgiye karşılık 2 çizgi gelmiş. O zaman buradan benzerlikteki orta taban olayı vardı. Orta tabandan şöyle 1'in 2'ye oranı 1 bölü 2 eşittir. Burası 3 birim olduğuna göre BL uzunluğu da 3'ün 2 katından 6 birim olmuş olur. 6 birim ise ağırlık merkezinden geçtiği için LC uzunluğu da ne olacak? 6 birim olacaktır. Benden LC uzunluğu artı GL'nin toplamını istiyor. GL'de 8 birim geldi. Toplamı buradan ne gelecektir? 14 olmuş olur. Kenar ortay uzunluk teoremi. Bu teorem aslında çok fazla kullanılan bir teorem değil aslında. Ama kitaplarda teoremi bize soruyorlar. Sorular üzerinde bu teorem geliyor. Şimdi aslında bu teoremin amacı nedir? Ona bakalım. Formülünü kullanalım sizinle. Şu şekilde VA kenar ortay doğrusuydu. Burada formül B'nin karesi artı C'nin karesi eşittir. 2 çarpı kenar ortay doğrusunun VA'nın karesi artı taban komple A olduğu için A'nın karesinin yarısı bana formülünü vermiş olur. Şu uzunluk yani şu teoremin tamamına kenar ortay uzunluk teoremidir diyoruz. Gençler kesinlikle tabanın önce karesini alıyoruz sonra ikiye bölüyoruz. Gelelim şimdi burada bir tane örnek verdik teoremin. Teoremle ilgili. Şimdi formülü bu soru üzerinde uygulayalım o zaman. 8'in karesi 64 artı 6'nın karesi 36 eşittir. 2 çarpı x'in karesi artı tamamı 6'dır. 6'nın karesinin yarısını aldık. Düzenlersek buradan toplamı 100 eşittir. 2 çarpı x'in karesi artı 36 bölü 2'den 18 geldi. Diğer tarafa atarsak 90 82 2'ye böldük. 42. O zaman x'in karesi buradan eşittir 42'den. X'in değeri buradan ne gelecektir? Kök 42 bulmuş oluruz. Alttaki soru. Şimdi kenar ortay uzunluk teoremiyle kenar ortay konusuyla ilgili aslında size tahtaya şu şekilde belli başlı sorular yazdım. Bu soruları çözelim birlikte. Şuradan başlayalım sorumuzdan. Şimdi ağırlık merkezi olma şartlarını size söylemiştim. Ağırlık merkezi olma şartlarından dolayı buradaki K noktasının ağırlık merkezi olduğunu anlamamız gerekiyor. C'den gelen doğru geldiği tabanı 2 eşit parça ayırmış. B'den gelen doğru geldiği tabanı 2 eşit parça ayırmış. O zaman 2 tane kenar ortay doğrusunun kesiştiği yere biz ağırlık merkezidir diyorduk. K noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi çıktı. Ağırlık merkezi çıktığına göre ağırlık merkezinde 1'e 2 kuralı vardı. Tabana yakın 3 birim o zaman şurası ne olacaktır? 6 birim olur. Tabana yakın olan 5 birimse burası da ne oldu? 10 olmuş olur. Benden buradan x'i istiyor. O zaman x'i bulabilmek için 60'ın bütünlerini alıp buraya 120 derece deyip kosinüs teoremi de yapabilirsiniz. Ya da dışarıdan ne yapacağız buradan? Bir tane dik üçgen oluşturacağız. Şu şekilde dışarıdan bir tane 90 derece çizersem eğer 90-60 burası ne geldi? 30 derece olmuş olur. Şurası dahil değil. Şurası 30 derece oldu. Tamamı 30 olduğuna göre 90'ın gördüğü 10 ise 30'un gördüğü 5 birim yapacak. 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 2 birim. 60'ın gördüğü de 30'un gördüğünün kök 3 katıydı. Yani 5 kök 3 olmuş olur. Şimdi
dik üçgen artık oluşturduğumuza göre bu dik üçgenden bir tane Pisagor yapalım. 90'ın gördüğü x olduğu için x'in karesi eşittir. 6, 5 de buradan geldi. 11, 11'in karesi 121 artı 5 kök3'ün karesi de 25 çarpı 3'ten 75. X kare eşittir buradan toplarsak eğer 196 yaptı. Her iki tarafın kare kökünü alırsak buradan. Buradan da x'in değeri ne olmuş olur? 14 olmuş olur. Diğer soruya gelelim. G ağırlık merkezi demiş bize. G ağırlık merkezi olduğuna göre bakın ağırlık merkezinden gelen doğru tabanı iki eşit parça ayırdığı için şu doğrunun tamamını çizmemiş. O zaman tabanın iki eşit parça ayrılmasından dolayı kesinlikle şu GD'nin devamı A noktasından geldiğini söyleyebilirim. Şunu şu şekilde çizdik. A noktasından gelmiştir. Ağırlık merkezinde 1'e 2 kuralı vardı. Kök 3 ise şurası ne olacaktır? 2 kök 3 olmuş olur. Muhteşem üçlüden bahsetmiştik. Muhteşem üçlü neydi? Tepe noktası 90 derece ise 90 dereceden gelen doğru tabanı iki eşit parça ayrılmışsa kesinlikle kenar ortay doğrusu da eşit olmak zorundaydı. O zaman toplamda şuranın tamamı 3 kök 3 ise muhteşem üçlüden dolayı şu BD ile DC de ne olmak zorunda? 3 kök 3'e 3 kök 3 oldu. Şimdi şuranın tamamını 6 kök 3 olarak bulmuş olduk. Dikkat et. Şimdi 6 kök 3 var, 3 kök 3 var. ABC üçgenine bakarsak burada aslında bir şey daha görmemiz gerekiyor. 30-60-90 üçgeni karşımıza çıkıyor. 90'ın gördüğü burada 6 kök 3. Şurası da yarısı olduğuna göre 3 kök 3 ise ne zaman yarısıydı? 30'un gördüğü zaman. O zaman 90-30 şurası da ne yapar? 60 olmuş olur. 30'un gördüğü 3 kök 3 ise 90'ın gördüğü 6 kök 3'tür. 60'ın gördüğü de 30'un gördüğünün kök 3 katına eşitti. Yani ben 3 kök 3'ün kök 3 katını alırsam x'in değeri de ne olmuş olur? 9 birim olmuş olur. Alttaki soruyla devam edelim. Alttaki soruda da 90 derece varsa ve ağırlık merkezinin olduğunu söylüyorsa kesinlikle yine burada muhteşem üçlü vardır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım buraya. Muhteşem üçlüyü nasıl kullanacağız? Ağırlık merkezinden geçecek şekilde şu şekilde G'den bir tane doğruyu çizdik. Şu doğruyu çizdiğimiz zaman şuraya ne diyelim? E noktası diyelim. Şu 18'i sileyim buradan. Şuranın tamamının 18 olduğunu biliyorum. Şimdi 90'dan gelen doğru ağırlık merkezinden geçtiği zaman tabanı iki eşit parçaya ayırıyordu. Şu BE'nin uzunluğu eşittir EC'nin uzunluğuna. Bakıyorum toplamda 18 artı 12'den dolayı toplamı 30'du. 30 olduğuna göre 18'de 12'nin toplamı 30 ise yarısı ne olacak? 15'e 15. 12 buradaysa buraya 3 birim kaldı. Şurada ne kaldı? 15. 90'dan gelmiş 15'e 15 diye ayrılmışsa kesinlikle 90'dan gelen kenar ortay doğrusu da eşit olmak zorunda ve muhteşem üçlü olmak zorunda. Şimdi 15 ise toplamı yine 15 olacak AE'nin tamamı. Ağırlık merkezinde 1'e 2 kuralı vardı. Ben bu 15'i 1'e 2 kuralı şeklinde paylaştırırsam burası 5 birim, burası 10 birim yapacak. Dikkat et, burada bir özel üçgen çıktı. 90'ın gördüğü burada 5 birim, şurası da 3 birim. 3, 5 varsa kesinlikle ne vardı? 4 birim vardı. Şimdi benden GH'ın uzunluğunu 4 demiş artı AG'ye bakalım. AG uzunluğu da ne geldi buradan? 10 birim geldi. O zaman benden toplamını istiyor. Ne oldu buradan? 14 birim bulmuş oluruz. Yine ağırlık merkezi olma şartları vardı. 3 tane maddemizi yazmıştık. Bu soru da onunla ilgili. Şimdi dikkat et, 2 tane üçgeni ayrı ayrı ele almamız gerekiyor. Hangi üçgenler bunlar? Birincisi ABD üçgeni. Diğeri de ADC üçgeni. Bakıyorum. ABD üçgeninde D'den gelen doğru tabanı 2 eşit parça ayırmış. B'den gelen doğru da tabanı iki eşit parça ayırmış. O zaman K noktası nedir? Ağırlık merkezidir. Kimin ağırlık merkezidir? A, B, D üçgeninin ağırlık merkezidir. Gelelim diğer üçgeni. A, D, C üçgeni için konuşalım. D'den gelen doğru tabanı iki eşit parça ayırmış. C'den gelen doğru yine tabanı iki eşit parça ayırmış. O zaman L noktası da kimin ağırlık merkezidir? A, D, C üçgeninin ağırlık merkezidir. İki tane üçgen ağırlık merkezi olduğuna göre ben şuraya A dersem 1'e 2 kuralından A dersem burası ne oldu? 2A. ML arasına B dersem burası da ne oldu? 2B olmuş oldu. Şimdi KM, KL arasını bana ne vermiş? 8 birim vermiş. O zaman buradan A artı B'nin toplamı 8 birim.
Benden BC'nin tamamını istiyor. 3A burada, 3B de burada. 3 parantezini alırsam A artı B yaptı. A artı B'yi ne biliyorum buradan? 8, 8 çarpı 3'ten ne gelecektir buradan? 24 birim olmuş olur. Alttaki soruyla devam edin. G ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. O zaman ağırlık merkezi olduğunu söylüyorsa şu şekilde doğrunun devamını getirelim. Ağırlık merkezinden geçen doğru tabanı daima iki eşit parça ayırıyordu. Toplam 24'tü, 12'ye 12 olmuş olur. Şimdi şurası 90 derece olduğuna göre 9, 12 burası ne yaptı? 15 birim olur. 1'e 2 kuralımız vardı. Tabana yakın 15'te, tepeye yakın da 2 katıydı. O zaman 15'in 2 katını alırsam buradan x'in değeri de ne olmuş olur? 30 olmuş olur. Arkadaşlar burada güzel bir tane katlama sorumuz var. Kenarortay uzunluğuyla ilgili. Şimdi katlama sorusunda şöyle söylüyor. Yukarıdaki diyor ki ABD üçgeni BD üzerinden katlandığında A noktası A üstü konumuna geliyormuş. Katlama sorusu. Peki açıortay konusunda değinmiştik. Kimin üzerinden katlanılıyorsa kesinlikle BD açıortay doğrusuydu. Yani açıortayımız oluşuyordu. Şimdi A noktası A üstüne geliyorsa AD arasındaki uzaklık ile D üstü, D ile A üstü arasındaki uzaklık da eşit olmak zorunda. Birbirinin simetri. Peki ben kalkıp A'yı buranın üstüne katladığım zaman kia'mız vardı. Açıortay ile kenarortay varsa kesinlikle ne vardı? Dik vardı. Aynı zamanda ikizkenar vardı. Yani A üstü B ile A ile B de ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bunlara değindikten sonra bana diyor ki şuradaki ağırlık merkezi ikinci şekilde, bu G noktasındaki ağırlık merkezi BDC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. O zaman ağırlık merkezinden geçen bu kesikli çizgi aynı zamanda ne yapıyordu? Tabanı da yine iki eşit parça ayırıyordu. Yani AD uzunluğu DA üstü uzunluğuna, A üstü de C'ye eşit olmak zorunda. Bu eşitlikleri şimdi yukarıdaki şekil üzerinde gösterdiklerimizi kalkıp aşağıdaki şekle taşıyalım. Eşitliklerimizi atalım şu şekilde. Attık. Açıortay olduğunu söylemiştik. Buranın 90 derece olduğunu söylemiştim. Ve aynı zamanda ikizkenar olduğunu söylemiştik. Şimdi 90 dereceden gelen doğru ağırlık merkezinden geçtiğine göre geldiği tabanı da ne yapmak zorunda? İki eşit parçaya ayırmak zorundaydı. Şimdi ağırlık merkezinden dolayı ben buraya K dersem burası ne oldu? 2K. 1'e 2 kuralı vardı. Şimdi şuradaki kesikli çizgiden dolayı şöyle bir bakalım olaya. K'ya karşılık X gelmişse toplamda aslında şurada muhteşem üçlü geldi. 90'dan gelen doğru tabanı iki eşit parçaya ayırdığı için 90'dan gelen doğru da eşit olmak zorunda ve muhteşem üçlü geliyordu. Yani burası da 3K'ya 3K oldu. Şimdi açıortayı kullanalım. Açıortay uzunluğuna göre ne demiştik? Kenar ile taban arasında doğru orantı vardı. K'ya karşılık X gelmişse 3K'ya karşılık ne gelir? 3X gelir. Ben G noktası için ağırlık merkezi demiştim. Ağırlık merkezi kimindi? D, B, C üçgeni. Buranın toplamı 4X olduğuna göre, o zaman tepe 4X olduğuna göre taban ne olmak zorunda? Yarısı 2X'ti. 1'e 2 kuralından dolayı 2X geldi. Peki G ile A üstü arasını bana 2 vermiş. Ben G ile A üstü arasında 2X buldum. Yani 2X'in değeri eşittir 2'dir. X'in değeri de buradan ne gelmiş olur? 1 birim gelmiş olur. Gençler, kenar ortay konusu da bu kadar. Bir sonraki konumuz ikizkenar üçgende görüşmek üzere.